karantina adını altında hepsini yani bir insan hasta olduğu zaman bir yere toplanırsa o bütün atları da sağlam atları da oraya toplarsanız o atları da bildiğim kadarıyla o hastalığa yakalanır. Adanın çeşitli bölgelerinde at besleniyordu. Fakat ruha hastalığına orada rastlanmamıştı ama bunları hep, Hepsini birlikte İspark'ın ağırına topladılar karantina bölgesine. Hepsi birbirine hastalığı bulaştırdı. Benim anlamadığım bir insan hastalandığı zaman Karantinaya alındığı zaman o eve dışarıdan insan sokulmaz. Ama buradaki ada çevresindeki bütün atları Burgazada'da, Heybelada'daki bütün atları Ruhvan hastalığı olmadığı halde bu hastalık olmadığı halde toplayıp bir yerde topladılar. E, to topladıkları için orada hastalık olmasa bile toplanmış olduğu için bir araya geldikleri için hastalık birbirinden geçti birbirine. Yani ben böyle bir yönetim şekli düşünemiyorum. Suçlu onları bir araya toplayan başka kimse de olamaz. Burada ruh, ruham hastalığı olmayan bölgelerdeki atları da aldılar aynı bölgeye koydular. 2-3 ay sonra muayenelerde hepsinde ruhama rastlandı. Adada şahsi olarak at beslemek yasak. Yani tek tırnak özellikle at. Kendi yerin müsait olsa bile elinizden atları da aldılar yani elimizden. Ben sadece burada gördüklerimi söylerim. İmamoğlu'nun ne söylediği beni bağlamaz. Ama konu benim bildiğim şekilde bu.